...manşete hoş geldiniz, bugün seçimle gitmezler mi? Sorusunun cevabını arayacağız. Macaristan'da bir seçim oldu ve otoriter Mac, e, Orban... ...3 e, dönemden sonra, yani 12 yıldan sonra bir 4 yıllık yetkiyi daha aldı... ...ve bundan sonra kolay kolay gitmeyeceğini de sinyallerini verdi. Sırbistan seçimlerini gene beklendiği gibi mevcut Cumhurbaşkanı kazandı. Önümüzdeki günlerde... 10 ve 14, 10 ve 24 Nisan'larda iki turlu Fransa başkanlığı seçimleri yapılacak ama Fransa demokrasi geleneği ve başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi açısından dünyada biraz ayrışıyor ve hiç kimse Macron için seçimle geldi bir daha gitmez mi falan gibi kritiği yapmıyor en azından şimdilik. Tabi elbette bunun Türkiye'ye dönük tarafları da var. Acaba Saray rejimi ve Erdoğan 20 yıldan sonra bir seçimle gider mi gitmez mi? Bir anlamda herkesi de endişe, endişelendirdi. Ee, Macaristan'daki hikaye bu son derece normal. Herkes Macaristan'a Macaristan bakarak, Orbán'ın zaferine bakarak bir Türkiye kritiği yapıyor. Bundan daha normal bir şey de yok. Seçimler mi, seçimle gitmezler mi e, sorusuna cevap arayacağımız kadar elbette oligarkların artık gemiden inmeye başlamaları da çok konuşuluyor. Yani sadece Ethem Sancak değil, mesela Nihat Özdemir futbol federasyonu başkanlığından istifa etti. Başka bir nedeni de olabilir, bilmiyoruz ama bütün bu grupların bugüne kadar Erdoğan'la beraber yol yürüyen, önce Erdoğan'a komisyon veren, daha sonra da Erdoğan'dan komisyon almaya başlayan ancak yaşanan gelişmelerden dolayı da çok hoşnut olmayan Kesimlerin birer birer Erdoğan'dan kopuşu ve dünyada belli yerlerde şirketler alarak belli yerlerde mülkler alarak Türkiye'den tabir yerinde ise sıvışmaları yani ancak argodaki bu kelime karşılıyor mazur görün başka bir kelime ee, bulamıyorum tüymeleri budur yani parsayı toplayıp kaçmaları başka bir kimlikle mi yaşarlar başka bir pasaportla mı yaşarlar? estetik yaptırırlar halkın içine öyle mi karışırlar ya da halkın içine karışmazlar. Üçüncü, beşinci kişiler açısından taşıdıkları bu servetle bir yerde bir sığıntı gibi mi yaşarlar bilmiyoruz. Ama böyle bir e, faaliyet olduğu da ortada. Etem Sancan şu e, cümlesi de önemli. Cefayı çeken biziz, pastayı başkaları yiyor. Evet. İşte bu servet dönüşümü açısından da öyle. Yani başta bu iş adamları yüzde %5 10 hatta 20 komisyon vererek bu cefayı çekmeye razı oluyorlardı. Yani neticede öyle bir sistem kurulmuş ki. Şimdi seçimde gitmezler mi derken ben bağlamından koparmıyorum. Her şeyi bu çerçevede değerlendirin lütfen. Öyle bir sistem kurulmuş ki hiçbir geriye doğru bir müktesebatı olmayan, bir geçmişi olmayan birilerine bir şirket kurduruluyor. Diyorlar ki sana biz bu ihaleyi vereceğiz veya sana biz bu işi vereceğiz o ihaleyi alıyor o şirket. Neyle alıyor? Devletin sağladığı krediyle alıyor. Ondan sonra o işi de başka taşeronlara, başka bu işten anlayan yerlere yaptırıyor. Onların parasını veriyor ama asla büyük pay kendisinde. Ve işte oradan da işte Erdoğan'a veya çevresindeki belli başlı insanlara payını veriyor. Devlet garantili olarak veya müşteri garantili olarak bu işler veya yolcu garantili, geçiş garantili olarak yapılıyor. Ondan dolayı da 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl, 30 yıla kadar vadelerle e, sabit bir ödemeyi, sabit bir cukkayı, sabit bir geliri de cebe indiriyorlar. Vergi barışlarıyla devlete sıfır vergi ödeyerek yürüyorlar. Yani her defasında vergileri affediliyor, her defasında vergi indirimleri sağlıyorlar. Kamu bankalarından kullandıkları krediler faizsiz veya ana para üzerinden falan yapılandırılıyor. Sonra onu da ödemeyenler var. Yıldırım Demirören gibi. Yani anlatamayacağım kadar şey. Yani bankaya takıyorlar, vatandaşa takıyorlar, sisteme takıyorlar, her şeye takarak e, yürüyorlar ve muazzam bir zenginleşme. E, kim istemez? Herhangi bir varlığınızın, herhangi bir müktesebatınızın, herhangi bir tecrübenizin olması gerekmiyor ki. Çünkü e, önünüze çıkan engellerin hepsini siyasi irade sizin için tak 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 temizliyor. İhale kanunu yüzlerce kere değişti yahu Türkiye'de. Neden? Bundan dolayı her defasında başka bir değişiklik yaparak başka bir engeli, başka bir badireyi kaldırıyorlar. Evet. Macaristan seçimlerini konuşacağız. Yaklaşan Fransa seçimlerine atıfta bulundum. O arada tabii ki Ukrayna'dan dehşet verici görüntüler, kareler geldi. Hızlıca ondan geç, karelerin üzerinden geçeceğiz ama üzerinde konuşacağız. Buça katliamı, Buça soykırımı. Bununla ilgili de söyleyeceklerimiz var. Ama önce Macaristan'da başlayalım. Bu uzun girişten sonra ama baştaki girişte söylediğim şeyleri bir daha tekrar etmeyeceğimden emin olabilirsiniz. Ee, Pazar günü seçimlerde Esasen birkaç puanla Orban'ın e, Kazanacağı öngörülüyordu Fakat e, Ciddi bir zafer elde etti ve Zafer elde ettikten sonra zaten AB, AB müktesebatı, hukuk, insan hakları Bu tür konularda yavaş yavaş uzaklaşıyor Orban tıpkı Polonya gibi Ama şimdi Polonya ne yapar bilmiyorum 2,5 milyona yakın Ukraynalı göçmenden sonra Elbette AB çizgisine gelecektir Bakmayın siz 10 milyon nüfuslu Macar Macaristan'da 400 bin Ukraynalı göçmen var yani ciddi bir noktaya geldi artık. Yani küçük ülkeler için 400 bin e, Ukraynalı ne demek yani 10 milyon nüfuslu Macaristan ne yapacak bunu? Yani çevredeki bütün ülkeler için geçerli Slovakya'sı, Moldova'sı vesaire, Romanya'sı. Ancak Orban e, sert bir 4 yıla hazırlandığını ve aldığı güçle e, Avrupa Birliği'ne meydan okumaya devam etmeyi belli ki planlıyor ve zaten oraya göndermede bulunmuş. Galibiyetimiz o kadar büyük ki Brüksel'i bırakın aydan görebilirsiniz diyor. Bir de enteresan herkes dünyayı kendi etrafında dönüyor zannediyor. İşte Macaristan'da 8 milyon seçmen oy kullanmış, bir kısmı da yurt dışında. Bu küçük ülkedeki bir zaferle kişi kendini dünyanın kralı ilan ediyor. Yani zafer aydan görülüyormuş falan. Öyle yani ama işte otoriterlik böyle bir şey. Profesör Doktor Eser Karakaş günün en uzak ara en önemli haberi. Macaristan'da hukuk sevmeyen Orban'ın seçimleri 6 partili muhalefet blokuna rağmen kazanması bu sonuç bizde. onla beraber olmam, bununla resim veremem, bunu telaffuz edemem diyenleri çok düşündürmeli diyor. Haksız mı? Şimdi Macaristan Orban liderliğinde Fidesz ve Hristiyan Demokrat, Demokratik Halk Partisi var ama %53'ünü almış oyun. 199 sandalyeli mecliste 135 milletvekili, 3'te 2'lik bir çoğunluk ne dese çıkartacak ne, ne, dese yaptıracak gerçekten büyük bir fark ee, yalnız şu var muhalefet bloku geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında yani 6 muhalef, 6 muhalif parti bir lider etrafında toparlandı doğru ancak geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında Orban'ı geçmiş görünürken Orban ne yaptı ne etti son bir senede Durumu kendi lehine domine etti ama ülkede yaptığı değişiklikler yani Oranın e, televizyon, medya neyse üst kuruluyla ile ilgili, yargısıyla ilgili, seçim yasalarıyla ilgili, hukukta yaptığı şeyler, insan hakları hemen her alanda, ekonomik anlamda yaptığı şeylerde Avrupa Birliği aldığı Avrupa Birliği yardımlarını, desteğini bir şekilde kendi otoriterliğini güçlendirmek için kullandı. Avrupa Birliği'ne çakıyor ama bir de öyle bir tarafı var. Ve elbette nihai olarak Ukrayna krizi. E, ve bütün bunların hepsi e, Orban'ın e, rüzgarını, artırdı, yelkenlerini şişirdi. Macaristan'da muhalefet tutucu otoriter Orban'ın karşısına daha önce Orban'a oy vermiş, muhafazakar dindar bir aday çıkardı diyor Can Dündar. Sonuçta halk taklidine değil, orijinaline oy verdi diyerek Ekmelettin vakasına da, Ekmelettin İhsanoğlu vakasına da göndermede bulunmuş. Evet. Muhafazakar dindar bir aday çıkardı. Daha önce Orban'a oy vermiş. Halk taklidine değil orijinaline gitti diyor. Çok çıkarılacak dersler var takip edene e, Macaristan. Elbette birebir aynı ülkeler değil. Benzeşen benzeşmeyen şeyler var ama otoriterlik aynı şey. E, ve şu anda Türkiye'de bu anlamda son seneye girdi. Sırbistan'da Vučić bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçildi. Sırbistan'ın özelliği o da AB yaptırımlarına, dünya yaptırımlarına Rusya'ya karşı katılmadı, hava sahasını kapatmadı vesaire. Bunu unutmayın. Seçim komisyonu Vučić'in oyların yaklaşık %60'ını aldığını ortaya koymuş. Parlamento seçiminden de zaferle çıkmış Cumhurbaşkanı. Ukrayna savaşı ve pandeminin etkilerini avantaja çevirmiş. Eee Vučić belirsizlikleri giderme ve istikrar vaadinde bulunmuş vesaire. Bir 5 yıl daha ülkeyi yönetecek. Orban 4 yıl daha, Vučić 5 yıl daha. Evet, böyleyken böyle. Türkiye'ye dönelim. Türkiye'de TÜİK Mart ayı enflasyon oranlarını açıkladı ki seçimle gitmezler mi konusuna tekrar döneceğim. Bu bağlamda gidiyoruz. Bunu unutmayın. Enflasyona baktığınızda %61.14 tüketici enflasyonu, üfe yani üretici enflasyonu da %114. Yani bu devletin resmi rakamları, TÜİK'in resmi rakamları yani %114 demek üretici fiyatları tüketici fiyatına birkaç ayda yansıyacak demek. Ama nedense tüketici fiyatlarını hep baskılıyorlar. Enak yani ekonomist ve akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre de tüketici enflasyonu %142.6. Yani bu şu demek. 142.6 ne demek? Şu demek. Geçtiğimiz yıl bu vakitlerde 10 lira olan bir ürün şu anda 25 lira demek. Evet. Ee, Şenol Babuşçu Mart ayı enflasyon rakamını TÜFE aylık olarak karşılaştırmış TÜİK, İTO ve ENAK rakamlarını Görüyorsunuz TÜİK'e göre 5, İTO'ya göre 6 küsür, ENAK'a göre 11 küsür yani yaklaşık 2 katı. ÜFE'ye göre karşılaştırmış Mart ayını TÜİK'te %61, İTO'da 63, ee, en 142 ee, yani tüketici enflasyonu yıllık olarak enak rakamlarını göstermiş. O arada muhafazakar da müteahhit oldu demiş ee, Ahmet Davutoğlu Mustafa Balbay'a konuşmuş. O arada Ahmet Davutoğlu Mustafa Balbay Cumhuriyet Gazetesi'ne mülakat falan deyince şey her defasında şunu şu kelimeler cümle dökülüyor dilimden. Kimler kimlerle beraber? Evet, kimler kimlerle beraber? Erdoğan muhafazakar da müteahhit oldu demiş. Kendi döneminde böyleydi zaten. Yani Erdoğan muhafazakar da müteahhit oldu. 2018'den sonra mı oldu? Yani sizler partiden ayrılınca mı oldu? Veya dışlanınca mı oldu? Evet. Ama o arada işte kimler kimlerle beraber. Şuna da iki laf etmeden geçmek olmaz. Kadıköy, Kadıköy'deki Rum Ortodoks Kilisesi böyle bir ışıklı tabela koymuş görünür tarafta işte hayırlı ramazanlar yazıyormuş hoş geldin ramazan yazıyormuş bunu korkusundan dolayı yapıyor azınlık kiliseleri diyen var ne gereği var böyle bir lüzumsuzluğa diyen var bunu alkışlarla karşılayanlar var yahu her sene yapıyorlar zaten yeni bir şey değil diyen var hiçbirine katılmıyorum şimdi öncelikle şunu da unutmayalım yani bu kiliselerin önüne çöp döktüler bu kiliselerin önünden dattır arabalarla tehdit ederek yani düşünsenize siz bir avuç cemaat kiliseye sıkışmışsınız önünüzde ırkçı faşist e, konvoy e, size küfürler hakaretler ederek eylem yapıyor yani hiç başınıza geldi mi bir, bir tahayyül edin yani hayal etmeye çalışın neyse bunlar olabilir ayrı bir konu ya şöyle bak şimdi camilerde mahyalar Işıklı şeyler asılır değil mi minareler arasına? Hoş geldin ya şehri Ramazan bilmem ne falan gibi. Hiç mesela Hristiyan anlamı Hristiyanların dini anlamda gerçekten mühim bir günüdür. 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece. Merry Christmas diye iki minare arasında yani mutlu Noeller öyle söyleyeyim Türkçesi. Hiç öyle bir ifade gördünüz mü? İki minare arasında. Ben hep şunu söylüyorum. Müslümanlar başka dinlerde gördükleri hoşgörünün aynısını kendileri göstermiyorlar. Yani e, kilisede bir iftar verildiğinde bak görüyor musun? Veya bir Musevi cemaati işte bir şirinlik yaptığında, Hristiyan cemaati bir şirinlik yaptığında, Ortodoks, Kotalik fark etmiyor. Bir şirinlik, bir güzellik yaptığında ah 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 bak işte filan. E kendileri Noel yemeği vermeyi düşündünüz mü hiç? Yani veriyor musunuz? Noel yemeği verdiğinizde aa dinden çıkarız biz. Sen dinden çıkıyorsun da o çıkmıyor mu? Yani beklediği hoşgörüyü, beklediği güzelliği kendisi yapmıyor. Bir kilisenin e, duvarına bu asılmış olabilir. Kapısının üstüne bu asılmış olabilir ama camide göremezsiniz. Niye? Camide benzer bir şekilde farklı bir dine farklı bir böyle kutlamayı falan göremezsiniz. Niye yani yakışır mı? Onlar bize gelecekler. Onlar bizi alkışlayacaklar. Onlar yani onlar bizi tebrik edecekler. Sen yani işte önünden bile geçmeyiz. Kapısından bile girmeyiz. Evet. Yani eleştirdiğim baktığım taraf bu. O arada Sunay Elmas, Ayhan Oran, Yusuf Bilge, Tunç Gülistan, Doku Hürümüz, Diril Mehmet Bal kayıplar efendim. Altında da kaç gündür kayıp oldukları yazıyor. Böyle bir ülke. Evet. Bence konuşacak daha önemli meseleler var ama e, bir diğer önemli mesele de Metropol'ün anketinde ortaya çıkan kadınların en önemli sorunu sorulmuş efendim. Hangi tarih? Mart 2022 Türkiye'nin nabzı araştırmasında. Oranlar dehşet verici. Şiddet, eğitimsizlik, kadın erkek eşitsizliği, işsizlik, aile baskısı, sokakta baskı ve taciz, çevre mahalle baskısı falan hepsine kadınlar oy vermişler. En önemli sorun olarak şiddeti gösteriyorlar. En altta da dikkat ederi dikkat dikkatiniz çekerim. Hepsi diyende 29.5. Yani kadınların %60'ı aşağı yukarı şiddetten yakınıyor. En önemli sorunumuz şiddet diyor. Ve buna bağlı olarak da eğitimsizlik, eşitsizlik, işsizlik, aile baskısı, taciz filan falan buna ekliyor. Bunlar daha önemli meseleler bence. Tebliğciler de buna baksalar daha iyi olur yani alkollü restoranların önünden geçip de dini tebliğ yapacaklarına biraz da bunlarla ilgilenseler baksalar daha iyi olur. Mart 2022. Erdoğan kazanır mı? Evet. Şimdi mesele biraz da burada düğümleniyor. Yani Erdoğan kaybetmez. Erdoğan seçimle gitmez. Erdoğan kazanır. Erdoğan kaybetmeyeceği seçime gitmez falan gibi. Burada da yani manşet programında da bizim bu çerçevede çokça analiz dinlemişsinizdir. Bunun altını doldurduğum analizler de var. Yorumlar da var. Gelişmelere göre ettiğim laflar var. Fakat şunu söyleyeyim. Bir kontr analiz yapacağım. Yani kendime de çakan, kendimi de eleştiren yönüyle bir analiz yapacağım. Bir cümlede şu. Bu tür ee, kesinlikle kazanır, kaybetmez, seçimle gitmez, kaybetmeyeceği seçime gitmez türü şeyler esasen iktidarı güçlendiren konular. Orban'ın ya da o seçimi iktidarın almasını, muktedirin, otoriter liderin o seçimi tekrar kazanmasının önünü açan şeyler. Ümitsizlik. Orban'ın tekrar seçimi kazanmasındaki en önemli etken bu. Son dönemde muhalefetin kazanacağına olan inanç düştü. Peki Muhalefet kendi üzerine düşeni yapıyor mu? Bu inancı güçlendirecek. Hayır biz seçimi alabiliriz. Biz devirebiliriz. Biz iktidara gelebiliriz. Yapmıyor. Ve ağırlıklı olarak da bunun altını çizmeye çalışıyoruz. Yapın bunu. Şimdi son dönemde özellikle son birkaç haftadır bu tür haberlere ilgi, bu tür yayınlara ilgi de düşmeye başladı. Ben bunun temelinde bir ağır yaşanan ekonomik buhran yani bizim derdimiz bize yeter. Yeterince başımız belada zaten. Geçim mücadelesi nedir biliyor musun? Bu olduğu kadar öbür taraftan da bu umutsuzluğun, bu ümitsizliğin etkili olduğunu düşünüyorum. Erdoğan kesinlikle kazanır değil de şeyden bakın, tersten bakın. Bazı oranları toplamak lazım. Erdoğan kesinlikle kazanır ve Erdoğan kazanır Topladığınızda topladığınızda %45 ediyor. Ee, kazanamazla kesinlikle kazana, kazanamazı topladığınızda da 45 ediyor. Ee, ve kararsızlar durumu belirleyecek öyle görülüyor. Macaristan'da o kararsızlar Orban'a gittiler. Ve bir ümitsizlik, bir umut düşüklüğü, bir hayal kırıklığı muhalif seçmeni belki sandıktan uzak tuttu. Hayata küstüler neyse. Ve Orban 1 iki puan farkla ...aldı alıyor denirken... ...çok açık arayla meclisin 3'te 2'sini elde ederek... ...sert bir 4 yıl daha sinyali verdi. Ve bir daha gitmeyeceği sinyali. Dolayısıyla... ...bu şey önemli. Ee, karşılaştırmalı olarak bakıldığında da... ...Ağustos 2020 ile Mart 2022 arasında... ...kesinlikle kazanır diyenler... ...bir ara... ...Aralık 2021'de... ...9.9'a kadar gerilemiş. Şimdi tekrar 15'e çıkmış. Yani... Aralık 2021'den bakın kesinlikle kazanır diyenleri biraz daha büyüterek söylüyorum. Şu en üstteki rakamlar. Kesinlikle Erdoğan kazanır diyenler %9.9 ken ki bu son iki senedeki son iki yıl araştırmaların en düşük oranı. Ne olduysa 3 ayda 9.9'dan 15.5'a gelmiş. Yani gene tüm zamanların en yüksek oranlarına doğru gidiyor. Aşağı yukarı. Kazanır diyenlerde de benzer bir olay var kazanır diyenlerin toplamında da benzer bir durum var vesaire. Evet. Bunlar önemli ve oradan eee genocide yani e, Macaristan e, U, e, Erdoğan seçimle gider mi gitmez mi meselesinden Ukrayna'ya geçelim. E, Daily Mirror İngiltere'nin etkili e, bulvar gazetelerinden biridir. Genocide manşetiyle çıkmış. Soykırım diyor yani. İçeride de e, Buka e, ya da buça katliamı şeyiyle çıkmış başlığıyla çıkmış ve yerlerde yatan kurbanları bu şekilde buzlamış evet çok hızlıca geçeceğim fotoğrafları çok hızlıca her birini bir saniye ekranda tutacağım dehşet verici görüntüler tüyler ürperten görüntüler Buça'dan e, bakalım o arada Buça neresi Buça hemen Kiev'in Kuzey e, Batısı diyelim, Irpin'in az üstünde bir nokta, i̇şte Hostomel e, havaalanında azaltı, evet. Kiev'e çok yakın bir bölgede, İşte bombalamaların, patlamaların Kiev'den rahat işitildiği bir bölge, öyle söyleyeyim başkent. Evet, biraz evvel buzlanan görüntüler böyle, sağda solda yatan insanlar, enkaza dönmüş harabe. Evet. Dehşet verici görüntüler bunlar. Hızla geçiyorum. Savaş suçu, insanlık suçu, nefret suçu, katliam, soykırım ne derseniz. Elleri arkadan bağlanmış insanlar. O arada Türkiye çadaki katliam dehşet verici diyor. Bağımsız bir soruşturma bekliyoruz ama Türkiye değil Kiev Büyükelçiliği söylüyor. Ee, Kiev Büyük, Büyükelçiliği'nin hesabından Türkçe atıldı bu çivit. Masum sivillerin hedef alınması asla kabul edilemez. Konunun bağımsız soruşturma ve tabi tutulması falan ama bir e, kınama yok. Rusya'nın adı geçmiyor. Ve Türkiye Dışişleri, Türkiye Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar, Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı falan neyse onlardan bir açıklama yok. Sadece Kiev Büyükelçiliği'nden şifahi olarak Türkçe'ye atılmış iki tweet. Yani bu Türkiye'nin tepkisi olarak dönüyor. Son derece cılız, son derece etkisiz. Rusya dışişleri bu çadaki görüntülerin kurgulanmış olduğunu söylemiş. Krem, Kremlin sözcüsü kategorik olarak reddettiklerini söylemiş. Yani biz her şeyi reddediyoruz bu konuda çıkan. Bunu da kategorik olarak reddediyoruz. Kategorik reddetme budur. Batı medyasında bu yönde çıkan her türlü haber, bilgi, fotoğraf, veri neyse kategorik olarak direkt reddedilir. Bunu da bu çerçevede reddediyoruz diyor. Hatta ceset görüntülerinde örneğin yerde kar bulu, kan bulunmamasını falan şey yapmış. Şunu da söyleyebilirlerdi. Şimdi şunu şunu diyorlar. Diyorlar ki işte şehirleri yakıp yıkan, insanları öldüren Ukraynalı direnişçiler. Şunu da diyebilirlerdi. Hayır, hayır böyle bir şey yok. Tamamen bunu makine başında bu şeyleri Photoshop'la veya işte bir video edit programlarıyla oluşturuyorlar. Bu konuda Hollywood Hollywood efektçileri veya işte sanal stüdyocuları neyse çalışıyor. O o şehirler yıkılmadı, o insanlar ölmedi. Tamamen e, filmlerde kullanılan teknikleri Ukrayna'da şehirlere uyguluyorlar falan da diyebilirlerdi. Neyse ki böyle demiyorlar. Şehirlerin yıkıldığını kabul ediyorlar, insanların öldüğünü kabul ediyorlar. Dümdüz bir sistemin üstünden, bütün üretim tesislerinin üzerinden vesaire geçildiğini falan kabul ediyorlar. Ama dedikleri şey şu, biz yapmadık. Yani sen girdin oraya kadar askerlerinle, tankınla, töpe, topunla, tüfeğinle sadece bekliyorsun. O arada da seni görüp ee, bu sana suç atma, sana iftira atma telaşında olan Ukrayna dire Ukraynalı direnişçiler her tarafı yakıp yıkarak, aha bakın Ruslar yaptı diyor. Öyle mi? Buna inanmamızı bekliyorlar. Dedikleri o yani. Savaş suçları üzerine çalışan Dr. Michael Newton'a göre Rusya şu ana kadar şu suçları da işledi diyor. Savaş suçuna ilaveten sivillerin kasıtlı hedef alınması, sivil yerleşimlerinin kasıtlı hedef alınması, hedef gözetmeden yapılan bombardıman, sivil halkın açlığa mahkum edilmesi. Emmanuel Macron, Fransa Başkanı, Buça'daki görüntüler sonrası yeni yaptırım çağrısında bulunmuş Rusya'ya o da kömür ve petrol endüstrisini hedef alması gerekiyormuş artık dünyanın. Bunlar bakması güç görüntüler demiş. Gerçekten öyle ben de hızlıca geçtim. Uluslararası adalet mekanizması işletilmeli. Bu suçları işleyenler karşılık görmeli diyor. Zelenski Grammy müzik ödüllerine seslenmiş. Rus bombardımanı ile ülkesindeki sokaklarda müzik susmuş. Biz bizi elinizden geldiğince destekleyin ama sessiz kalmayın, sessizliği müzikle doldurun demiş. Oscarlara da sesleneceği söyleniyordu ama olmadı. Ama Grammy'ye e, bir video konferans bağlantısıyla bağlanmış. Bütün artık dünya parlamentolarında e, her gün bir ülke parlamentosuna veya gün aşırı bir ülke parlamentosuna bağlanıp konuşuyor. Bu arada antiparantez hatırlatalım. E, Rusya'nın Karadeniz kıyısını bütünüyle kontrol altına alma. Daha doğrusu Ukrayna'nın Karadeniz kıyısına açılan limanlarını Mariupol'dan sonra Odessa demiştik ve evet Odessa'yı da vurdu Rusya hafta sonu. Rus Savunma Bakanlığı deniz ve hava füzeleriyle Odessa bölgesinde bir petrol rafinerisine ve 3 yakıt deposunu imha ettiğini söylemiş. Bu tür şeyleri kabul ediyor Rusya. Yani e, işine gelen tarafı kabul ediyor ama şehirlerin yakılıp yıkılması, tiyatro binalarının çökmesi, e, yangın, yangın bombaları atıyorlar ve günlerce haftalarca yanıyor şehirler ve insanların ölmesi hayır biz yapmadık onu Ukraynalı direnişçiler yaptı bir de işin böyle bir yanı var dönelim Türkiye'ye birkaç kısa haber var ama önemli Birleşik Arap Emirlikleri Anadolu Birlik Holding hisseleriyle ciddi olarak ilgileniyormuş efendim biliyorsunuz 10 milyar dolarlık bir söz almıştı Tayyip Erdoğan en son Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde. Bu şirketler arasında Anadolu Birlik Holding şirketleri arasında Konya Şeker Süt Çiftliği, Panagro falan gibi markalar var. Ayrıca iki termik santral de var. Çiğdem Toker'in Kulis Haberi. Bununla şeyi bitirelim. Programı yayın akışımızı bitirelim ve yavaş yavaş manşeti noktalayalım. Ama bir iki cümle daha söyleyeceğim ve öyle bitireceğim iki önemli seçim oldu Macaristan ve Sırbistan ve her ikisinde de otoriter liderler gerek Ukrayna krizini avantaja dönüştürerek gerekse ülke ülkede e, kendi kazanmalarını sağlayacak altyapıyı oluşturarak medya, ekonomik anlamda işte yargı vesaire belli yerleri tutarak bu işi kotardılar. Öyle görülüyor. Sırbistan'da Vučić, Macaristan'da Orban. Ki Macaristan örneği Türkiye için daha da ele alınıp incelenmesi gereken bir örnek. Yakında Fransa seçimi var ve Macron da Ukrayna'yı Ukrayna'dan bir zafer devşirecek. 10 ve 24 Nisan'da yapılacak iki turlu seçimde ikinci turunda Macron'un ipi göğüslemesi bekleniyor. Bir seçime giderken ben Fransa bağımsızlarını istisna tutarak söylüyorum. Özellikle Macaristan'ın altını çizerek, Macaristan seçimlerinin altını çizerek. Bir seçimin yapılması tarihinde veya erken veya baskın fark etmiyor. Sizin bu seçimden önce bütün hazırlıklarınızı yapmanız gerekiyor. Seçim güvenliğine ilişkin hazırlıklarınızı yapmanız gerekiyor. Karşınızda devlet var ve devletin bütün imkanlarını yani devletleşmiş bir parti var, devletleşmiş bir lider var. E, kendini devlet gören, Türkiye'yi kendi gören ve Türkiye'nin her tarafını kendi malı, mülkü, tasarrufu altındaki birer hizmet eri, alttaki bütün bürokrasiyi böyle gören bir aday var. Düşünsenize kendini seçim harcamalarında falan da muaf tuttu. Her türlü seçim kampanyasını özgürce son dakikaya kadar yapacak, her türlü parayı da harcayacak. Sınırsız para kaynakları var. Örtülü ödenek vesaire. Bütün devletin kaynakları, kamu bankaları, şu bu merkez bankası nasıl boşalttıklarını biliyorsunuz. Bütün güçler devletin güçleri elinde. Medya gücü ellerinde. Devşirdikleri adamlar var. Anadolu Ajansı yargı gücü ellerinde vesaire vesaire. Ve bir seçime gidildiğinde mesele sadece o gün o seçimde sandık güvenliğine tabii elbette önemli. Bir önceki yayında söyledim. Cuma günkü yayında söyledim. Elbette sandık müşahitleri, hukukçular vesaire o işi tutacaklar götürecekler. Halkın oy kullanması, doğru dürüst kampanya ve doğru dürüst bir aday yani karşınızda bütün devlet güçleriyle saldıran ve kazanmak için yapmayacağı şey olmayan ve her şeyi mubah gören bir kitle var, bir güruh var, bir ekip var. Ve bu ekip geriye doğru da bir tecrübesi var 20 yıllık. Belki de 25 yıllık. Dolayısıyla bütün bunları hesaba katarak bir adayın etrafında kenetlenerek Erdoğan'ın karşısına çıkmalı ve bu işi ilk turda bitirmelisiniz. 6 parti Macaristan'da birleşti yapamadı. 6 parti bir araya geldiyse ilk turda Erdoğan'ın karşısında Erdoğan'ı sevmeyen, Erdoğan gitsin diyen, alternatif arayan bizi bu isim düzleğe çıkartır ve Türkiye'nin yönü tekrar batı olur. Tekrar işte efendim refah seviyesi anlamında enflasyon anlamında eski rakamları yakarız, yakalarız falan diyen neyse ne diyecekse ekmeğinden aşına inandırıcı seçimi alacak bir isim etrafında toplanarak bu işi yapabilirsiniz. Birinci turu kaybederseniz ikinci turda kazanamazsınız. Birinci turda bu işi bitirmek zorundasınız. Doğu dürüst bir aday etrafında kenetlenerek Erdoğan'ın taklidi olmayan Macaristan'daki gibi bir aday etrafında kenetlenerek bu işi bitirecek bir isim etrafında bir araya gelerek, dayanışarak, armudun sapı, üzümün çöpü demeden asılmanız ve bu işi bitirmeniz gerekiyor. Ve elbette sanda, oy pusulalarına, her tarafa sahip çıkma, doğru dürüst bir kampanya yapma, sosyal ağları etkin kullanma, burada sayamayacağım kadar da enstrümanı efektif bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Çünkü karşınızda kaybetme lüksü olmayan bir rakip var. Sizin kaybetme lüksünüz olabilir ama onun kaybetme lüksü yok. Evet. Diyor ve bir manşeti daha böylelikle noktalıyorum. Bir sonraki yayında efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.